Çok güzel bir dönemiydi mesleğimin. Adana Devlet Tiyatrosu'ndayım o zaman. Müthiş bir ekiple çalışıyorum. Yani böyle birbirimizin gözünün içine bakıyoruz. Bizim işte böyle işi yapma biçimlerimize de aşık oluruz ya. 90'lar mı bu? Tabii tabii. 90'ların ortaları, sonları, yani 2000'lerin başları diyelim. Böyle artık omuzlarım gevşemiş, işi iyi yapabildiğimi kendim artık... İkna olmuşsun. Kendime iknayım yani. Bir rüya gördüm. Rüyamla birlikte sabaha karşı uyandım. Sabah böyle 4. Rüyamda annemle bir evdeyiz. Böyle şey bir evmiş orası. Yalı dairesi gibi bir şeymiş. Annem yeni bir ev almış. Hayırlı olsuna gidiyorum. Gece vakti bir yıldız kayıyor böyle. Ay anne ne kadar güzel yıldız kaydı. Bir dilek tutalım diyorum. Bir geminin kıçı değiyor şeye, eve. Ve ev dönmeye başlıyor ama çok sert. Ve annemi tutamıyorum. Uyandığımda şöyle oldu. Bir şey oldu. Fakat sabah 4 olduğu için kimseyi arayamadım. Sabah 7'ye kadar oturdum. 7'de telefonum çaldı zaten. Küçük kız kardeşim ağlıyor. Annemi çok acil hastaneye kaldırdıkla başlayan bütün hayatımızın değiştiği bir süreç başladı. Anneme 2 ay ömür biçti doktor. Biz işte bizi değil de işte gayretimizle ve annemin gayretiyle 1,5 yıl yaşatabildik annemi. Annem 56 yaşındaydı. Ben 36. İşte 6'şar yaş var kız kardeşlerin oranında. Annem gitti elimizden 1,5 yıl sonra. Annem gitmeden 20 gün önce o zamanlar evli olduğum eşimden ayrılmıştım. Mecburen annem gittiği için ve babam yalnız kaldığı için tayin oldum. Olmak zorunda kaldım Ankara'ya. Şehir değiştirdim falan. Bunun en iyi göstergesi şuydu benim için. Kızılay'da Ankara'da büyük vardır bilirsin. Bütün camı böyle aynalıdır. TRT'nin evet, oradan geçerken bu kadın buna ne kadar benziyor dedim. O kadar kendimle ilişkim kopmuş. Çok zor bir dönemdi. Çok zor yani. Fakat ondan sonra hayatım değişti işte. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Annem ve benim annem doğum günümde öldü. 36. doğum günümde. Böyle bir mühür bırakarak gitti. Dolayısıyla bunu asla bir acıları madalya yapıp falan takanlardan hiç olmadım zaten. Hep şöyle dedim kendime. Bunu mühür olarak koyup gittiyse annem, bunun bir sebebi olmalı. Ve dediğim gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Şimdi artık ben hiçbir şeye o kadar çok eskisi gibi kafamı takmıyorum. Tüm kardeşlerinin annesi oldun. Biraz öyle olmak zorunda kaldı. Tabii. Yeğenlerim, torunlarım gibi oldu falan. Ama sonra geçtiğimiz 10 yıl içinde kızları karşıma alıp dedim ki iki kız kardeşim var. Ben anneniz değil de artık ablanız olsam. Kabul tamam mısınız artık? Tamam mısınız artık? Canlarım benim, kabul ettiler ve şimdi çok eşit, çok tatlı, çok arkadaş bir ilişkimiz var.